Öncelikle bütün üreticilerimize hayırlı haftalar dilerim. Hayırlı, bereketli kazançlar dilerim. Alanya'da hava şartları sürekli değişkenlik gösterse de Aralık ayının son haftasıyla birlikte fırtına ve rüzgar etkili olmaya başladı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya Postası'na yaptığı açıklamada üreticilere bahara kadar meydana gelecek afetlerde mağduriyet yaşamamaları için Tarsim sigortalarını yaptırmaları için çağrıda bulundu. Alanya Ziraat Odası olarak Tarsim'e çok ciddi önem veriyoruz. Bu nedenle kış mevsimi başlamadan, gerçi daha kış mevsimi de tam kendini göstermedi ama sonu artık Mart ayının sonuna kadar devam edecek. Burada da Mart kapıdan baktırıp kazma kürek yaptırmaması hususunda üreticilerimiz belli tedbirleri almak durumundalar. Biz de burada bildiğimiz kadarıyla üreticilerimizi uyarmak durumundayız. Eylül ayı itibariyle Alanya Ziraat Odası olarak 4 farklı bölgede Tarsim bölge toplantıları yaptık. Tarsim davet ettik. Buradaki muafiyetler hususunda sonra hangi ört altındaki seraların Tarsim kapsamına girip hangilerinin girmeyeceği ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptık. Biz burada üreticilerimizin tarım sigortasını yapmasını sonuna kadar önemsiyoruz. Bunun yanında aynı zamanda Tarsim sigortası yaptıracaklar. Üreticilerimiz şunu da bilsinler, %50 sübvansiyonlu bir destek oluyor. Bu desteğin de faydalanması, destekten faydalanmaları hususunda tarım sigortalarını yaptırmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle üreticilerimiz odamıza buyursunlar, çayımızı içsinler ve sonuç itibariyle 2019 destekleri aynı kışta olduğu gibi geç çıktı. Artık 2019 yılı bitti ama destekler Aralık'ın sonuna kadar devam edecekler. Burada destekler hususunda da üreticilerimizin bilgi alması için buradaki teknik ekibimize müracaat etmelerini önemsiyoruz, bekliyoruz üreticilerimizi. Bu hususta belki eski seraların Tarsim sigortası yaptırmaları mümkün olmayacak ama biz Tarsim Bölge Müdürlüğü ile görüşmelerimiz neticesinde artık muafiyetin çok çok düşeceği, ondan sonra tarım sigortalarının yapımında biraz daha esnek davranılacağı hususunda kendilerinden teyit aldık, söz aldık. Üreticilerimiz tarım sigortalarını yaptırsınlar ancak henüz yaptırmamış olanlar için de muntazam bir hale getirmeleri gerekir. Çünkü bugün de şiddetli yağmur ve fırtına bekleniyor. Seralarını muntazam hale getirsinler. Sonrasında sel ve su baskınlarına karşı belli drenajlar uygulayarak üreticilerimiz önlemlerini alsınlar. Tabii ki Allah korusun sonrasında bir afet durumunda afet koordinasyon birimiyle Tarım İlçe Müdürlüğümüzle yerinde tespit yaparak hasar tespitini yapmış olacağız. Sonrasında kredilerin ötelenmesi, geriye atılması hususunda biz üreticilerimiz için bu çalışmaları yapacağız. Tarsim sigortası yaptıracak üreticilere %50 destek sağlandığını aktaran Göktepe, yeni binada sigorta hizmeti de vereceklerini belirtti. Araç sigortasında olduğu gibi Tarsim sigortasında önemsesinler üreticilerimiz gelsinler. İnşallah ileride Alanya Ziraat Odası olarak zaten sigorta birimi oluşturacağız. Bu hususta da yavaş yavaş yapılanmamızı yapalım. Yeni hizmet binamıza geçtikten sonra toprak analizi belki mümkün olmayacak ama üreticilerimizin su analizini, pH'ını, sıcaklığını ve tuzluluğunu, iyisisini ölçmek için ücretsiz üreticilerimize bu analizleri yapacağız. Yerin